Fasur'da 14 Mayıs seçmeniyle bugünkü seçmen listeleri arasında ciddi bir oy farkı ortaya çıktı. Elimize geçen verilere göre Hamzalı Mahallesi'nde 14 Mayıs milletvekili seçmeni 741 iken 01.01.2024 seçmeni 99. Artan seçmen 168. Turgut Uzal Mahallesi'nde 14 Mayıs milletvekili seçmeni 4.481 iken 01.01.2024 seçmen sayısı 5.561. 1.080 oy artışı olmuştur. Uzunova Mahallesi 14 Mayıs'ta 589 iken 01.01.2024'te 976'ya yükselmiştir, 387 oy. Zeyrek Mahallesi 14 Mayıs'ta 227 iken 619 seçmen sayısına yükselmiştir. Aradaki fark 392. Yani bu artışlar normal bir artış değildir. Toplamda 2027 artış ve daha farklı mahallelerimizde 40 oy, 50 oy artışlar vardır. Bunlar normal görülebilir. Yalnız bu burada tespit ettiklerimiz normal artış değildir. Yaklaşık 7-8 yıldır bölgemizin birçok belediyesinde kayyum uygulamaları vardır. Ve yaklaşan yerel seçimlerle beraber millet iradesi bu kayyumları söküp atacaktır. Bunlar kayyumların gideceğinin farkına vardıklarından dolayı oy farkının az olduğu Egil, Pasur, Hazro ilçelerinde özel ilgileniyorlar. Özel savaş yöntemleriyle ilgileniyorlar. Taşıma oy askeri bölgelerden, Lice'den ya da Silvan'dan kazanamayacakları yerlerden taşıyıp Pasur'a getiriyorlar. Pasur'u kazanmak için özel bir gayret gösteriyorlar. Her türlü hile, her türlü farklı yöntemler deniyorlar. Bizim de buna karşı Pasurlular olarak, yani bölge insanı olarak ulusal bir seferberlik ruhuyla çalışmamız lazım. Yani her alanın, yaşamın her alanını, sokağı, kahveyi, evleri, çalışma alanı yapmamız lazım. Yani bu kayyum uygulamalarını söküp atmamız lazım. Yüksek Seçim Kurulu'na gidip oylarını kontrol etsinler ya da E-Devlet'ten bulundukları alanda farklı oy kullanan kişiler varsa bize iletsinler. Biz bunun hukuku sürecini işleteceğiz. Bu seçim gerçekten yani sadece bir yerel bazda bir seçim değildir. Yani bizim siyasi irademizin Orta Doğu'da, dünyada tanınması adına önemli bir seçimdir. Kayyum uygulamalarını boşa çıkarmamız için hepimizin bu yöntemi teşhir etmemiz lazım. Daha önce metazoru gasp edilen belediyelerimiz şu an daha farklı yöntemlerle, hilelerle, seçim hileleriyle gasp edilmeye çalışıyor. Bütün halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.